Merhaba arkadaşlar, sinir sisteminin sonraki videosuyla birlikteyiz. Sinir sisteminin aslında bizim için en biraz daha, nasıl diyeyim size, heyecanlı olan, biraz daha ilgi çekici olan kısmındayız. Çünkü insanda sinir sistemini, yani beyni göreceğiz burada. İnsanda sinir sistemini ilk önce ben tablo halinde vereceğim size. Daha sonra ise detaylarını işleyeceğiz. Şimdi insanda sinir sistemi ilk olarak ikiye ayrılır. Şöyle ikiye ayıralım. Bir merkezi sinir sistemi, bir de çevresel sinir sistemi arkadaşlar. Şöyle yazayım. Merkezi sinir sistemi. Bir de çevresel sinir sistemi. Şimdi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemini yine alt gruplara ayıracağız. İlk olarak merkezi sinir sisteminden başlayalım. Arkadaşlar, merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Yani merkezi sinir sistemi deyince aklınıza bunlar gelecek. Dolayısıyla beyin ve omurilik yazacağız. Beyni biraz daha parçalarına ayıracağım için şöyle beyin yazıyorum. Omurilik tek başına olduğu için buraya omurilik yazıyorum. Evet, beyin ve omurilik. Şimdi gelelim beynin kısımlarına. Arkadaşlar, biz beyni 3 bölüme ayırıyoruz. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olarak. Şöyle ayıralım 3 parçaya. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Arka beyin. Şimdi ön beyni de yine kendi içerisinde ikiye ayıracağız arkadaşlar. Beynimiz bizim birazcık dallanıp budaklanıyor. Şöyle ikiye ayıralım. Uç beyin ve ara beyin diyeceğiz. Şöyle uç beyin, direkt B olarak yazıyorum. Ve ara beyin. Ara beyin. Peki uç beyin ve ara beyin kendi içerisinde ayrılıyor mu? Uç beyin ayrılmaz ama ara beyin kendi içerisinde 3'e ayrılır arkadaşlar. Bunlar talamus, epitalamus ve hipotalamus. Hipotalamus. Evet. Şimdi gelelim arka beyne, orta beyinden bahsedelim. Orta beyin herhangi bir kısma ayrılmıyor arkadaşlar. Ama arka beyne baktığımızda arka beyinde yine 3'e ayrılır. Nedir bunlar? Hemen yazalım. Arkadaşlar, arka beynin kısımları beyincik, pons, ponsun bir diğer adı Varoli köprüsü ve omurilik soğanı. Bunlar da bizim arka beynimizin kısımları. Dediğim gibi orta beyin herhangi bir kısma ayrılmıyor. Zaten küçücük bir yer kaplıyor beynimizde. Ama arka beyinde 3 kısma ayrılıyor. Merkezi sinir sistemini böylece bitirmiş olduk. Bunların her birini teker teker işleyeceğiz. Beyinden başlayarak. Gelelim çevresel sinir sistemine. Arkadaşlar, çevresel sinir sistemi ilk olarak kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir duyu bölümü vardır. Bir de motor bölümü vardır arkadaşlar. Şöyle duyu bölümü diyelim ve motor bölümü. Duyu bölümü bizim duyu organlarımızın oluşturduğu kısımdır ve duyu bölümünde duyu nöronları bulunur arkadaşlar. Çevresel sinir sistemini detaylı olarak işlediğimizde göreceğiz. Ama motor bölümüne baktığımızda motor bölümünü İki kısım oluşturur, iki sistem oluşturur. Bunlardan birisi somatik sinir sistemi, diğeri de otonom sinir sistemi. Dolayısıyla hemen bunu da şöyle ayırıp yazalım. Motor bölümünü ikiye ayırıyoruz. Şöyle somatik sinir sistemi, şöyle sinir sistemini SS olarak yazıyorum. Bir de otonom sinir sistemi. Somatik sinir sistemi bizim vücudumuzun hareketiyle veya vücudumuzda olan olaylarla ilgilenir. Yani istemli hareketlere bağlıdır arkadaşlar. Somatik sinir sistemi bu şekilde çalışır. Ama otonom sinir sistemine baktığımızda otomatik olarak çalışan sinirlerden oluşur. Dolayısıyla otonom sinir sistemini oluşturan iki tane sinir çeşidimiz vardır. Bunlar nedir?
Bunlar sempatik ve parasempatik sinirler. Sempatik sinirler ve parasempatik sinirler. Parasempatik sinirler. Evet, bu şekilde de çevresel sinir sistemi bu kısımlardan oluşuyor. Şöyle genel bir izlenim olarak görelim. Ne dedik? İnsanda sinir sistemi ikiye ayrılıyor dedik. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Daha sonra bunlar merkezi sinir sistemi omurilik ve beyinden oluşur. Beyni kısımlarına ayırdık. Çevresel sinir sistemine baktık. Duyu bölümü ve motor bölümü olarak iki kısımdan oluşur dedik. Motor bölümünde yine kısımlarını anlattık. Bunların detaylarını işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, biz bu kısımları şöyle bir şekil üstünden görelim. Genelde sorularda bize şekil olarak gelebiliyor. Şekilde kısımları soruyor, onlarla ilgili bilgiler sorabiliyor. O yüzden şöyle beynin yapısını ben önceden çizdim. Bu şekilde kısımlarını bir yazalım. İlk olarak ben ön beyinden başlamak istiyorum. Arkadaşlar, ön beyin neyden oluşuyordu? Uç beyin ve ara beyinden oluşuyordu. Şimdi burada uç beyin ve ara beyin diye bir tanımlama, bir ayrım yapamıyoruz ama şimdi şöyle bir isimlerini yazalım. Arkadaşlar bakın, şu kısım beyin yarım küreleridir. Şimdi bizim beynimiz iki yarım küreden oluşuyor. Tepeden baktığımız zaman iki yarım küreden oluşur. Bu yarım kürelerden birinin sanki enine kestiğini almışım gibi düşünün. Bu şekilde isimlendireceğiz. O zaman şurası nedir? Beyin yarım küresidir. Beyin yarım küresi. Diğer kısmı da diğer tarafta. Çünkü iki tane yarım küreden oluşuyordu. Daha sonra bakın, ara beyni hatırlayın. Aslında beyin yarım küreleri uç beyni oluşturuyor. Ara beyine baktığımızda talamus, epitalamus ve hipotalamustan oluşuyordu. Biz ara beynin sadece şekil olarak talamusunu ve hipotalamusunu görüyoruz. Epitalamus hani çok ortada bir yerde olduğu için şekilde çıkmıyor. O yüzden burası talamustur. Talamus bakın, şu kısım, siyahla boyadığım kısım. Hemen altındaki yer ise hipotalamustur. Hipotalamus. Şimdi hipo demek alt demek zaten. Alt seviye. Talamusun hemen altında bulunduğu için hipotalamus olarak isimlendirilmiştir. Arkadaşlar, biz bu üçüne birden ne diyoruz? Ön beyin diyoruz. Bakın, ön beyni oluşturdu. O zaman şuraya ben şöyle ön beyin yazıyorum. Ön beyin. Gelelim diğer kısmımıza. Sıradaki kısım nedir? Orta beyindir. Arkadaşlar, orta beyin nerede bulunur? Bakın, orta beyin tam şu kısımdır. Şu kısım orta beyin. Oldukça küçük bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla buranın karşısına ne yazıyoruz? Orta beyin. Orta beyin. Peki orta beyin kısımlarına ayrılmıyordu. Gelelim arka beyine. Arkadaşlar, arka beyin 3 kısımdan oluşuyor. Neydi? Beyincik, pons ve omurilik soğan. Peki buralar nereler? Bakın, şurada dallanmış böyle ağaç gibi duran yapı bizim beyinciğimizdir. Beyincik. Daha sonra şu kısımda, orta beynin hemen biraz daha alt kısmında bulunan yapı bizim pons dediğimiz yapıdır. Pons. Varoli köprüsü olarak da isimlenir bu. Pons'un hemen altında şu kısımda arkadaşlar omurilik soğanı bulunur. Omurilik soğanı. Omurilik soğanı bizim ense kısmımıza gelir. Omurilik soğanı hayati faaliyetlerin kontrol edildiği bölgedir. Zaten vereceğim arkadaşlar, anlatacağım size ne gibi görevleri olduğunu. Ense kısmımızda bulunur. O yüzden böyle omurilik soğanı darbe aldığımız zaman ölüm riskimiz veya bayılma riskimiz çok fazladır. Şimdi beyincik, pons ve omurilik soğanı üçü birlikte neyi oluşturuyordu? Arka beyni oluşturuyordu. O zaman şuraya ne yazıyoruz? Arka beyin yazıyoruz. Orta beynin de şöyle altını çizelim. O da kırmızıyla net olarak belli olsun. Daha sonra gelelim, biz ikiye ayırmıştık merkezi sinir sistemini, beyin ve omurilik. Peki omurilik neresi? Arkadaşlar, omurilik de şurasıdır. O zaman buraya ne yazıyorum? Omurilik yazıyorum. Şimdi üst tarafta göstermediğim iki yer kaldı. Birisi beyin üçgeni, diğeri de nasırlı cisim. Ben bunları şimdi size yerlerini göstereceğim. Anlatırken, ön beyni anlatırken bunlardan bahsedeceğiz. O zaman şöyle bakalım. Bakın, şu ortada bulunan üçgen gibi görünen yapı beyin üçgenidir. Beyin üçgeni. Tepeden bakıldığı zaman arkadaşlar üçgen şekilde görüldüğü için beyin üçgeni ismini verilmiştir. Şurası ise bizim
Beyin yarım kürelerimizi ortadan ikiye ayıran yapıya bakın. Şu yapıya da biz nasırlı cisim diyoruz. Nasırlı cisim. Biraz daha koyu renkli göründüğü için nasırlı cisim ismi verilmiştir. Evet, beynimizin yapısı genel olarak bu şekilde. Size şekil olarak sorular geldiğinde bu şekil aklınıza gelsin ve böyle buna göre cevap verelim. Şimdi burada yazmadığımız bir yer kaldı. Arkadaşlar, hipotalamusun hemen altında böyle bir çift bez bulunur. Bu bezlerden hormonal sistemde bahsedeceğiz, endokrin sistemde. Burada isim olarak yazalım. Bu bez bizim hipofiz bezimizdir. Hipofiz bezi. Dediğim gibi bu endokrin sistemde işleyeceğimiz bir konu. Ama burada beyinde de sorulabiliyor. O yüzden hipofiz bezinin yerini de bilelim. Evet, şimdi buraya kadar beynimizin şekil olarak neye benzediğini gördük. Şimdi gelelim ön beyinden başlayıp işleyelim arkadaşlar. Ama ön beyni işlemeden önce merkezi sinir sisteminin genel özelliklerinden bahsedelim. Bir iki tane genel özellik yazacağım. Daha sonra beyine geçeceğim. Başlık olarak merkezi sinir sistemi yazıyorum. Şöyle merkezi sinir sistemi. Arkadaşlar, merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur dedik ama önce bu sistemi oluşturan genel özelliklerden bahsedelim. Bir kere bunun görevi şudur. Dışarıdan ve iç ortamdan gelen uyarıları alır ve bunları değerlendirir. Yani bizim dışarıyla olan bağlantımızı kuran kısımdır. O zaman şöyle yazalım görevlerinden ilkine. Dış ve iç ortamdan gelen dış ve iç ortamdan gelen uyarıları alır ve değerlendirir. Evet, ilk özelliği budur. Peki bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar, hatırlayın nöronları üçe ayırmıştık biz. Neydi? Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron. Duyu nöronu duyu organlarında bulunur. Bunda çevresel sinir sisteminde bahsedeceğim bundan. Ama ara nörona geldiğimiz zaman ara nöron merkezi sinir sistemimizde bulunuyordu. Dolayısıyla merkezi sinir sistemini oluşturan nöronlardan biri ara nörondur. Diğeri ise motor nöronların hücre gövdeleri. Nöronu hatırlayın nasıl bir yapıya sahipti? Şöyle dallanmış bir yapıya sahipti. Uzun bir akson kısmı vardı. İşte bizim o dallanmış kısma biz ne diyorduk? Hücre gövdesi diyorduk. Motor nöronların hücre gövdesi arkadaşlar merkezi sinir sisteminde bulunurken çünkü buradan cevap alacak o yüzden burada bulunuyor ve ara nöronlardan merkezi sinir sistemimiz oluşuyor. O zaman şöyle yazalım. Motor nöronların hücre gövdeleri ve ara nöronlardan oluşur. Ara nöronlardan oluşur. Evet, ikinci özelliğimiz de bu merkezi sinir sistemi ile ilgili. Arkadaşlar ne dedik? Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur dedik. Bunu da yazalım. Beyinden başlayalım. Beyin ve omurilikten oluşur. Evet. Beyin ve omurilikten oluşur dedikten sonra bir diyoruz beyin. Şöyle farklı bir renkle yazayım belli olsun. Bir beyin. Şimdi beynin özelliklerine bakalım. Arkadaşlar beyin yaklaşık olarak hani her insanda farklılık gösterebilir ama beynin büyüklüğü ortalama 1400 gram kadardır. Yani 1,5 kiloya yakın bir miktara sahiptir. Şimdi beynin içeriğinde su var, yağ var, protein var, karbonhidrat ve inorganik bileşikler de vardır arkadaşlar. Ama bizim için önemli olan su molekülüdür. %78'lik gibi bir miktarı arkadaşlar suya sahiptir. Dolayısıyla beyin için ilk özellik olarak sadece şunu yazmamız yeterlidir. Beyin ortalama olarak 1400 gram ağırlığındadır. Arkadaşlar, bizim beynimiz yapısal olarak baktığımızda beyin ve omurilik ikisi birlikte meninges dediğimiz 3 tane zardan oluşmakta. Bak, meninges zarları. Bu zarlar dışarıdan içe doğru sert zar, örümceksi zar ve ince zardır arkadaşlar. Bu zarların özellikleri de bizim için önemlidir. O zaman beynin özelliklerinden birine şöyle yazalım. Meninges denilen
3 katlı zardan oluşur. Zardan oluşur. Evet, bunların teker teker ne olduklarını, ne görevlerinin olduklarını yazacağız. O zaman ilk olarak sert zar diyelim. Şöyle A sert zar. Arkadaşlar, sert zar bizim kafatası kemiklerimizin hemen altında bulunur. Biliyorsunuz beynimizi koruyan kafatasımız vardır. Bu kafatasının hemen altında da sert zar bulunur. Yani beynimiz bir kere daha korunmuş olur. Dolayısıyla özelliği kafatası kemiklerinin altında bulunur. Görevi nedir zaten? Beynimizi korumak. Sert zar için yazacağımız özellik bu şekilde. Gelelim ikinci kısmımıza. Bu da örümceksi zar. Örümceksi zar. Arkadaşlar, örümceksi zar, sert zar ile bir alt katta bulunan ince zar arasında bulunarak bu zarları birbirine bağlıyor. Ayrıca bu zarın bulunduğu kısımda beyin omurilik sıvısı vardır. Bakın BOS, kısaca BOS olarak söylüyoruz. Beyin omurilik sıvısı bulunur örümceksi zarın bulunduğu yerde. O zaman şöyle diyelim. İnce zar ile sert zarı birbirine bağlar. Birbirine bağlar. Burada beyin omurilik sıvısı bulunur. Beyin omurilik sıvısı. Biz buna ne diyormuşuz kısaca? BOS bulunur. BOS'un görevlerinden de birazdan bahsedeceğiz. Oldukça önemli bir özelliğe sahip de BOS. Örümceksi zar da bu şekilde. Gelelim ince zara. Arkadaşlar C diyoruz, ince zar. Arkadaşlar ince zar beynimizin kıvrımlarını örten, bol miktarda kılcal damar bulunduran bir zardır. O zaman beynimizi besleyen zar hangisidir? İnce zardır. Çünkü içerisinde ne var? Bol miktarda kılcal damar vardır. O zaman şöyle diyelim. Beynin kıvrımlarını örter. Kıvrımlarını örter. Ve bol miktarda kılcal damar taşır. Kılcal damar taşır. Ne yapıyormuş? Beyni besliyormuş. Beyni besler. Bu kılcal damarlar sayesinde beyindeki hücreler beslenir arkadaşlar. Şimdi meninges zarları dedik ya, bir tane hastalık var. Beyin zarları arkadaşlar, bu meninges dediğimiz zarlar virüslerin veya bakterilerin etkisiyle iltihaplanırsa biz bu hastalığa menenjit hastalığı diyoruz. Menenjit hastalığı. Eğer ki meninges zarları iltihaplanırsa hangi hastalık oluşuyormuş? Menenjit hastalığı oluşur. Şöyle diyelim. Meninges zarları iltihaplanırsa hangi hastalıktı? Menenjit hastalığı oluşur. Zaten sinir sistemi hastalıklarında da yine bahsedeceğiz. Evet, şimdi beynimizin genel olarak yapısı bu şekildedir. Şunun altını da çizelim, belli olsun. Genel olarak yapısı bu şekilde arkadaşlar. Menenjitten de bahsettik. Şimdi gelelim beyin omurilik sıvısının görevlerine. Bu görevler bizim için oldukça önemlidir. O yüzden hemen sayfayı değiştiriyorum. Ve beyin omurilik sıvısının görevlerine bakalım. Şöyle beyin omurilik sıvısı, yani BOS. Bunun görevleri nelermiş bakalım. Arkadaşlar birincisi, darbelere ve basınca karşı beyni korur. Şimdi şöyle düşünün. İçerisinde bir sıvı var ve bu sıvı her beyne darbe geldikçe bunu bir yumuşatma etkisi yaparak beynimizin zarar görmesini engelliyor arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Darbelere ve basınca karşı korur. Beyni darbelere ve basınca karşı korur. Evet, ikinci bir görevi beyindeki iyon dengesini ayarlar arkadaşlar. Beynimizde belirli iyonların bulunması gerekiyor. Bunların dengesini ayarlıyor.
beyinde iyon dengesini ayarlar. Bir diğer görevi de son olarak yine beynimizin beslenmesini incezerle birlikte sağlıyor arkadaşlar. Beyni besler diyelim. Evet, beyin omurilik sıvısının görevleri bu şekilde. Şimdi bundan sonra artık beynin kısımlarına gireceğiz ama videomuz oldukça uzun oldu. 20 dakika oldu. Videoyu burada keselim. Bir sonraki videoda arkadaşlar ön beyin diyeceğiz ve beynin kısımlarına başlayacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.